bir şey söylerim biraz bana kadar ben sen kaldın yani. Çeşitli bölgelerinden katılan değerli katılımcılar, Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarımızın açılışına kadim şehir Diyarbakır'ımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu fuarın ayrı bir özelliği daha var. Diyarbakır Tarım Fuarı bugüne kadar pandemi nedeniyle iptal edilen fuarlar süresinden sonra yapılan ilk tarım fuarı. Bundan sonraki diğer fuar süreçleri için de oldukça önemli. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle 1.9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor. Tarımsal alan bakımından dünyada 17. sıradayız. Ama buna rağmen tarımsal hasılları Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10 içindeyiz. Bilindiği gibi geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde toplam bitkisel üretimimiz 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020 yılında 18.2 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş hayvan varlığımız ise son bir yılda %12 artışla 54.1 milyon başa yükselerek son 30 yılın
en yüksek rakamına ulaştı. 2020 yılında %4.8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı, ekonomiye önemli bir katkı sağladı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre de %20 artarak 333 milyar lira yükseldi ve yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım gıda ürünleri ihracatımız 2020 yılında bir önceki yıla göre %5 artışla 20.7 milyar dolar ulaştı. Dış ticaret fazlası ise %9 artışla 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yine son 19 yılda Diyarbakır'ımıza toplam 11 milyar lira yatırım yaparak 4 içme suyu, 4 baraj, 12 sulama tesisi, 38 toplulaştırma, 58 taşkın koruma tesisi, 3 HES tesisi olmak üzere 119 tesisi hizmete aldı. Peki suyun kaderi noktasında biz bundan sonra Diyarbakır'da neler yapacağız? Bunları da müjdelerimiz kapsamında sizlerle tek tek paylaşmak istiyorum. Biliyoruz ki Diyarbakır bereketli topraklarıyla, coşkun sularıyla meşhur. Çünkü Diyarbakır'ın toplam ekonomik sulanabilir arazi varlığı yaklaşık 4 milyon dekar. Diyarbakır'da 1 milyon 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açmak amacıyla sulama inşaatı ve kalan arazilerin planlama ve projelerini hızla tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece sulamaya açılacak alanlarda dekar başına, tekrar ediyorum, dekar başına 850 lira gelir artışı sağlanacak. Niyetimiz Diyarbakır'da sulanmadık bir karış verimli toprak bırakmamak. Yine bitkisel üretim tarafında bu tarafı geliştirmek için ve meraları ıslah etmek üzere toplam 18 milyon liralık bütçeli çok kıymetli 4 yeni proje başlatıyoruz. Bir, işlemeli tarım uygun olmayan arazilerde %70 hibe ile toplam 171 bin badem, fıstık ve ceviz fidanıyla kamama meyve bahçeleri tesis edeceğiz. 2. 22 bin dekar boş bulunan tarım arazisinde kırmızı mercimek ekimi yapmak suretiyle bu arazileri ekonomiye kazandıracağız. 3. Karacadağ çeltiğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için ilave 6 bin dekar alanda çeltik ekimi yapacağız. 4. 7 bin dekar alanda mer ıslah ve amenajman projesini başlatarak hayvancılık işletmelerimizin kullanımına tahsis edeceğiz. Böylece bereketli ilanın kalbi olan Diyarbakır'ımızda inşallah yeni bitkisel üretim rekorlarına imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Diyarbakır aynı zamanda tabii hayvancılık şehri. Hayvancılık desteklerimiz kapsamında da şehrimize 6 yeni müjdemiz var. 1. Etçi ve kombine ırkların suni tohumlama yoluyla yaygınlaştırılması projesiyle bu yıl dezavantajlı ilçelerde 1 milyon lira bütçeyle üreticilerimizin büyükbaş hayvanlarına ücretsiz suni tohumlama yapacağız. Ve bu projeyi 3 yıl boyunca sürdüreceğiz. 2. Hatırlarsanız bir önceki gelişimde manda yetiştiricilerimizin ücretsiz suni tohumlama talepleri olmuştu. Biz de bu talebi hemen yerine getirdik. Mandalarda ücretsiz suni tohumlama yapmaya hemen başlıyoruz. 3. YÖK işbirliğiyle Murrah mandasının suni tohumlama ve embriyo transferi yoluyla yaygınlaştırılması projesine Diyarbakır'da başlıyoruz. 4. Diyarbakır'ı İpek Böcekçiliği yatırım programı kapsamına aldık. Bu yatırımlara %100 hibeyle destekleyeceğiz. Ve bu kapsamda 10 işletmeye 1 milyon 200 bin lira hibe desteği ödeyeceğiz. 5. Diyarbakır'da ağır yapımı makine ekipman alımına şu ana kadar 13,5 milyon lira destek ödedik. İnşallah bu yılda ilk defa küçükbaş üreticilerimizin hayvan çadırı alımına %50 hibe desteği vereceğiz. Orman Genel Müdürlüğümüzce bu yıl Diyarbakır'a 17.6 milyon liralık önemli bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Böylece yöre halkına 102 milyon lira ek gelir sağlayacağız. Yine Diyarbakır'da 672 bin fidanı toprakla buluşturup 3.5 milyon fidan da üretiyor olacağız.